Videoya hoş geldiniz dostlarım. Bu videonun konusu aslında unutulmaya yüz tutmuş bir cephe. Galiçya cephesi. En önemli yanı Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları dışında asker gönderdiği ve çarpışmalara girdiği tek cephe olmasıdır. Bu cephenin pek çok önemli yanı vardı. Özellikle de Bolşevik devrimine kadar bu cephede Osmanlı birlikleri bulunmuştur. Bu bölgeye Osmanlı birliklerinin gelmesinin en büyük sebebi ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bu bölgedeki başarısız girişimleridir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Galiçya bölgesindeki girdiği muharebelerde Ruslara karşı ağır yenilgiler almaya başladı ve cephe yavaş yavaş çöküyor. Bu durum karşısında ilk önce Alman Genelkurmayından destek istediler. Lakin Alman Genelkurmayı da Batı cephesi gibi bir bataklığın içine bulaşmış ve o bataklığın içinde devamlı asker kaybetmekteyiz. Yani bu bölgeden asker çekip de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na asker sağlayabilecek tam anlamıyla bir durumu yoktu. Bu bağlamda Osmanlı Genelkurmayı ile görüşmeler başladı. Osmanlı Genelkurmayı, Avusturya-Macaristan'ın bu isteğine olumlu yanıt veriyor. Lakin içeride ufak tefek de olsa bir çatışma çıkıyor. Çünkü Osmanlı Genelkurmayı hem Kafkas cephesinde hem de Irak cephesinde çarpışmakta. Hani bir askeri kuvvetin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na kaydırılması aslında kendi içinde büyük bir sıkıntı yaratacağı düşünülüyor. Böyle bir durumun ortasında Osmanlı Genelkurmayı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na askeri takviye göndermeyi kabul ediyor. Bu takviye için 19. ve 20. tümenleri birleştirerek 15. kolorduyu yarattılar. Bu kolordunun toplam mevcudu ise 535 subay, 32.017 erden oluşuyordu. Bu askerler 23 Temmuz 1916 sabahı tren ile Belgrad'a sevk edildiler. Buradaki sağlık kontrolleri ve kolera ve tifo aşılarından sonra 26 Temmuz'da cepheye sevk edildiler. 26 Temmuz sabahı Yakup Şevki Bey, Güney Galiçya Ordusu Komutanı General Felix von Bomer'in emrine giriyor. Size biraz daha bilgi vermem gerekiyor dostlar. Şöyle bir durum var. Osmanlı askerlerinin bu cephedeki bütün ihtiyaçlarını Avusturya-Macaristan İmparatorluğu karşılayacağına dair teminat veriyor. Aynı zamanda herhangi bir olumsuzluğa karşı her tümene bir tane tercüman atanıyor. Bu durum dışında cephe gerisine Osmanlı askerleri için özel hastaneler oluşturuluyor. Ama bazı hastanelerin barakalardan dönüştürüldüğü için soğuk olduğu söyleniyor. Bunun dışında bazı hemşirelerin Osmanlı askerlerine kötü davrandığına dair söylentiler çıkıyor ve bunlar kanıtlanınca bu hemşireler bu hastanelerden sürgün ediliyor. Bu hastaneler aynı zamanda dönemin Avusturya-Macaristan İmparatoru tarafından teftiş de ediliyor. Osmanlı askerlerine karşı önemli bir ehemmiyet verdikleri gözle görülüyor. Bununla ilgili kaynakları açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan daha net bilgilere ulaşabilirsiniz. 19 Ağustos'ta Türk ordusu Ruslarla ilk çatışmalarına başlıyor. Bundan sonra oluşan şey toprakların azimle savunulması diyebiliriz. Ancak sert kış koşulları, aynı zamanda lojistik eksiklikler hem Türk tarafı hem de Rus tarafını ağır etkiliyor. Ruslar için bir ilk ise şudur. 6 Eylül ve 16 Eylül arasında Ruslar ilk kez zehirli gaz kullanmaya başlıyor. Hani böylece bu cephede bir üstünlüğü ele geçirme çabasına girişiyorlar. Lakin başarılı olamıyorlar. Ağır topçu atışları, çeşitli çarpışmalar, hani cepheler 5 metre ilerliyorsa 5 metrede geriliyor. Bu da Almanların batı cephesi gibi oluyor. Bataklığa dönüşüyor. İki tarafta tam anlamıyla bir ilerleme kayıt edemiyor. Bizim bu cephedeki toplam kaybımız 95 subay, 7000 erden oluşuyor. Ve bu cephenin en kötü yanı da şu. Bu savaştan hiç kimse karlı çıkmıyor. Çünkü 1917 Çarlık Rusyası Bolşevik devrim sonucu tamamen yıkılıyor. Ve Bolşevikler Çarlık Rusyası'nın savaşta olduğu bütün bölgelerden barış anlaşmaları imzalayarak geri çekiliyor. Yani bu bağlamda bizim için bu cephenin hiçbir karı, hiçbir avantajı kalmıyor. Belki de Galiçya cephesi Osmanlı İmparatorluğu için Rusları bu bölgeye çekerek Kafkaslar'da kaybettiği toprakları geri alma
için kurguladığı bir senaryo da olabilir. Lakin bu çatışmalar sonucu Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir kârı olmuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi, beğenmeyi, mümkünse abone olmayı unutmayalım. İyi günler dilerim.